canlanalım. Motor sevdam. Yine ayna kırıldı. Yine ayna kırıyor bizimkiler. Bakalım ne olmuş yine. Canım memleketim. Hop arkadan gelen haşırttı Blackboard. Bu ayna nasıl kırıldı lan? Bunu koyayım. Kağıttan aynayım. Nerede durayım yani? Yaya geçti. Nasıl insanlara yol vereceğim? Kırılmış aynen. Bir şey duyuyor musunuz? Ne oldu? Aa soldan çıktı. En tehlikelisi. Ölümden dönmüş buradan gelenler. Ay. Elvin nasıl kaza yapmış? Açıkladı mı onu ya? Geçmiş olsun tekrardan. Arabayı gördünüz mü? Direkt burundan yemiş ya. Birine mi arkadan vurmuş? Spin atmış. Dönmüş. Heee. Bariyerlere çarpmış. Videosu var mı? Nerede var lan? Az siktir. Lan öyle çıkma çıkma. Kanka dur. Araba kaydı. Hani sakin ol. Aa işindeler. O da camdan çıkabilir mi? He? Camdan çıkabilir mi? He. 112 arayayım mı? 112 arayayım mı? Gerek yok. Bende bir şey yok. Bende bir şey var mı? Ya. İyi iyi bizde bir şey yok. Allah kurtarmış ha. Adam arabada takla atmış. 112 arayayım mı? Gerek yok diyor. Ya başka ülkede yaşanmaz ya valla. Çıtır hasarlı. Ben bazen motorların nasıl düştüğünü, yani motor kullanmadığım için nasıl düştüklerini anlamıyorum. Yağ mı oluyor, götü mü atıyor, teker mi dönüyor? Fazla mı gaz veriyor? Ön fren mi yapıyor? Yok şu an iyiyim. Çekebiliyor musun manyağını? Evet evet. Ayaklığı açıp size zahmet. 34 fan. Hocam sağda kontak var sana zahmet. Ayağında bir şey var mı değil? Şu an belimde bir sıkıntı var abi. Alalım mı ambulans? Yok lan beni alırsanız. Eyvallah. Gel. Ne oluyor? Ha diyor ki döndükten sonra sinyalini yaktı. Burada kavga çıkar. Ne yapıyorsun abicim? Ne yapıyorsun ya? Ya gülüm benim. Arkamdan önüme kırıyorsun. Ya tamam devam et ha. Ha. 2006 yılının görüntüsüymüş lan. Ya yol burası dayıcım. Bana niye yapıyorsun? Bak sen görmedin. Bakmadığın için görmedim. Ben de durdum. Ben sana bir şey demiyorum. Sen bana el kol yapıyorsun. Hala devam ediyorsun. Arka frene abanıyor, ön fren önemi. Arka fren durdurmaz, ön freniyle dengeli yapacaksın o işi. Sabır ya selamet ya. Aman ha koduğumu kırmızı yanıyor size. Motor sevdam çok sağlam sövüyor ya. Bir de hep sesi soldan geliyor ya. Sürekli sinirli adam. Bana koduklarım.
Korkma, korkma, korkma. Korkma kızım. Bunu izledik mi la? Yoksa bu adamın bütün videoları mı? Amına koy, tövbe yarabbim ya. Ah siktir, ay ay içim acıdı. Ya. Ulan. Ulan şu boşluğa bas. Orası çok yokuştur bu arada. Buradan belli olmuyor da. Süpercam gitti 150 lira. Yak. Savurur ateşi yeni kaderine bak. Helal lan dayı sana, helal lan. Adamsın abi. Burada ben önüme anlayan motoru erken görüyorum. Arkadaşımız olan görüyor. Fren mesafesi 70'i motoru yer ederim. Gerizekalı. Oğlum manyak mısın ya? Transporter'daki dayı kızdı. Amına koydu sonra dedi ki sana bir şey oldu mu diye. Kaldır şu motoru ya. Şimdi ya amına koyacağım ya. Var motorda bir şey. O ne lan, yüzüğü mü o ya? O ne o? Motor güzel duruyor harbi. Ayağım acıyor abi ya. Hocam onu yakalayabilirsem onları a**cam yakalayınca. Şeyin parçası. Yok abi yok. Abi var mı arabanda bir şey? Tutuyorsan tutalım abi. Var benim sigortamda. Şu an yanımızda yok abi ama tutanak. Bizde var. %50-50 verdik ama. Oha abi, ama burada da müşteri indirilmez ama ya. Ya bu harbiden öküzlük bu arada ya. Sıkıntı yok baba, devam. Dur ben bir ayna kırayım. O nasıl yola atlamak öyle? Ya, ya sen niye çıkıyorsun? Ana yol değil mi orası? Senin çıkmadan önce bakman gerekmiyor mu? E tamam, niye çıkıyorsun? Senin, bir dakika. Senin benim hızımdan sana ne? Sen niye orada çıkıyorsun? Ben istersem 100'le giderim, 200'le giderim. Sen niye çıkıyorsun? Hadi yolun, hadi. Bizde şey var, farkındasınız değil mi? Ne kadar haksız olursan ol, mutlaka bir otomatik savunmaya geçme ihtiyacı. Yani bizde şey kompleksi var böyle. Altta kalınca hemen böyle bir üste çıkma arzusu var yani. Çok enteresan. Ses niye çok az abi? Ne bileyim oğlum, videoyu yapana sor. Ben de... Yürüyeceksin yolu... Ay ulan, ne stresli memleketiz ya. Vallahi. Var mı bir tane daha motor? Var. Bir tane daha var. Onu da izleyelim de ondan sonra diğerlerine geçeriz. Ya. Tam bir simülasyon hatası ya. Ne? Ne ya? Bak beni sıraça seni
Bu motor da çok güzelmiş lan. Aynaları nerede? Oğlum bir s**t şuradan şimdi ip göreceğim bir de bu. Allah Allah! Saynanınkinden bu değil la. Hah, R6'yı bilmiyor ki. Gel gel. İyi günler. Aha. Bak, reislere bir de şu tekerlerine bir plastik pet şişe araya sıkıştırmalı. Çok güzel denk geldik. Ay, o da çok gülüyor şu an kardeşim. Çok güzel denk geldik de hiç mutlu değil abi. Kolay gelsin abi. Eyvallah kardeşim. Bisikletli polis mi varmış ilk defa? Allah ya. Allah ya. İşlem mi yapılacak şu an bana? Ayda. Yüksek meblağlar mı bunlar? Ver bakayım ehliyetini. Abi siz yazıyor musunuz şu an direkt ceza? Hayda. Burası yaya trafiği. Haklısınız. Araç trafiğine kapalı diye. Bak millet burada motosiklet şey bisiklet kullanıyor. Evet. Oğlum bu çocuk daha tehlikeli şeyler yapıyor amına koyayım. Şuradakine bak. Bisiklet kullanıyor. Evet. Patenli. Haklısınız. Manzarayla karşılaşsın. Hoşuna gider mi? Hoşuma gitmez. Yazın abi çok haklısınız. Burası Maltepe falan mı? Cadde bu sanırım. Çocuğunu al. İndir oraya. Tamam. İndir. İşlem yapılana kadar sonra imza atmaya gelirsin. Efendim? İşlem yapılana kadar indir oraya park et imza atmaya gelirsin. Tamam. İzmir mi? Antalya mı? Burası şey değil, Kadıköy değil. Umarım 500'ü geçmez ya ceza. Abi 500 liraya geçik mi bunun cezası? Hadi ya. 750 lira. Kaç kişisiniz? 1, 2, 3, 4, 5. Görüşürüz. Benim hakkımda şikayet mi oldu? Ana her yer polis de oldu bir anda. Oğlum ne oluyor lan harbiden? Ne yaptın bak birini öldürdü sen. Şu şekilde devam edersek eğilecekler. Tamam eğilecek ne kadar zorlaştın artık. Abi. Aha. Ha zabıtaymış, kurye sandım. Ya abi ya, günah ya. Üzülüyorum böyle olunca ya. Ya ben buradayım ya. Hayır. Gel bana ya. Ver ya bunu. Hayır. Ver lan bunu. Ver lan. Ne diyor? Durma. Hayır. Gelip geçmelisin şimdi burada. Tamam, devam et. Devam et. Burada sen tek tek yürüyorsun. Sen tek sikete burada bak. Hadi bakalım. Bak sen gör. Nasıl hakaret ediyor? Bak kim burada sikete bak. Hadi bakalım. Bak buna kim burada sikete bak. Hayır. Bir gelsene sen kardeşim. Çek gibi burada sikete bak. Hadi bakalım. Şimdi konuya hemen ön yargıyla yaklaşmamak lazım. Öncesinde ne oldu? Bir şikayet üzerine mi zabıta geldi? Davranışta bir gariplik mi yaptı birine karşı? Küfür mü etti? Önceden düzgünce uyardılar da sonradan küfür etmeye mi başladı? Şimdi zabıta zaten işini yapıyor. O konuda bir şey demiyoruz. Ama hani vurması, ittirmesi, elindekileri dökmesinin sebebini falan ben bilmiyorum. Ne diyor anlamıyorsun? Sövüyor lan paso. Ben bir tane izlemiştim böyle ya. Çöp toplayan bir abi. Ya o var ya hala içimdedir ya. Şeyde böyle Eminönü gibi bir yerde. Ya o kadar üzüldüm ki o adama ya. O kadar ekmeğinin peşinde olduğu çok belliydi. İnsan bazen hani kurallar dahil bile olsa böyle içi cız ediyor ya. Şey oluyor böyle. Nasıl diyeyim? Adamın o gözyaşı, o üzüntüsü, o cümlelerinin böyle düğümlenmesi, cümleyi kuramaması hiç aklımdan çıkmıyor.
Hani kime kızacağımı şaşırdım oysa onu izlediğim zaman. Aa bak 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 bak. Tamam. Oo delirdi adam lan. Geç kenara gel. Arkaya bir de koyduğu müziğe bak. Lan oğlum sağda polis vardı adamım lanet olsun. Burada ben onu... Aynısı değil mi lan bu? Oğlum bir az önceki bu ya. Ya he burada hata şeydeymiş lan şimdi anladım ben. Buradaki bir anda sağa kırıyormuş. Ya. Ona sövüyorlarmış. Yanımızda yok abi. Bunu da biliyoruz. Lan bunu birleştirmişler. E zaten öyleydi. Yok bebeğim demek ki görmemişim işte hani. Onu tekrarlıyorum. Sen görmüşsün. Bebeğim miyim gerçekten? Müzikleri özenle seçiyorlar ya. Ah ulan. Motora değil de arabaya çarpsam daha ucuza kapatırdım. Refleksine kaçmak için yaptım bunu. Bir teşekkür bile etmedi. Çarşamba merkeze uğramak zorunda kaldım. Bir file alacağım. Bakalım. Varsa kask için. Abi böyle işler kolay gelsin. File var mı arkaya? Kaskı koyacağım da. Satıyor musun? Abi bir cevap vermiyor gibi. Yok herhalde. Acil yol. Bu nasıl bir uslu var? Ben sana bir şey mi dedim? Oğlum ne oluyor la? Bu nasıl bir uslu? Yok herhalde. Acil yol. Bu nasıl bir uslu var? Ben sana bir şey mi dedim? Allah Allah. Ne garip adamsın ya. Baba bak. Samsun çarşamba. Tamam mı? Hiç sekmiyor ya. Hiç sekmiyor. Tam anlamadım ama acil mi? Acilse devam et falan. Bir atar yapıyor. Bir şey yapıyor da. Çarşamba abi orası normal. Nasıl yani amına koyayım? Çarşamba esnaf şey mi? Alana, kralına gelene atar mı yapıyorlar? Anlamadım. Abi. Tükürdün mü? Hey ya, tükürdün mü? Ben sıkıldım. Abi canın sağ olsun. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Paramı veriyordu amına koyayım. Ne yapayım? Sağ olsun, sıkıntı. Bez mi veriyor paramı? Oğlum
Allah Allah. Evet abi öyle diyenler var çarşambada. Mendil veriyor. Al tükürünü silersin. Garip abi ne bileyim. Hani gergin esnaf tamam olur da. Böylesini ilk defa görüyorum. Sözün ve adamlığın bittiği yer. Şu an yanımızda yok abi ama. Kaçalım mı bundan da ne yapalım? Beklemeyelim bunu da ya. Hayda. Zaman kaybı. Benzinliğe girelim abi. Aynen aynen. Aaa. Aynı şeyi izleyip duruyoruz sanki. Yok bebeğim bilhassa geri aldım. Aynısının sonunu izlememiştik. Oğlum çok enteresan lan. Bir de bunu kaydedip niye paylaşıyorsunuz oğlum? Kavga videoları aman. Trafik videoları bitti mi? Bir tane daha var ama. Bakayım bu farklıysa. Bu takla atan. Aa farklı lan. İzleyelim bunu da. Başka video mu? Ya izleyeyim ne amına koyayım. Allah belanı versin. İzle ya. Dayı ne oluyor oğlum? Bir dakika. Bir saniye durun. Tövbe yarabbim. Araba mı bozuldu? Merhaba dostlar. Öncelikle yeni bölüme hoş geldiniz. Vakit kaybetmeden ilk kaza ile başlayalım. Umarım beğenirsiniz. Aha fren. Debriyaj mı fren mi? Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Ha. İşte sen şurada. Bana koyayım. 31'desin bak şurada. Hayal ettim ya. Bir dönüyorsun. Burada bir tane minibüsteki abi var. Neyse artık otobüs müdür nedir? VIP araç mıdır? Bizim aklımıza niye böyle pis şeyler geliyor ya? Kapı açılmış korkusu vardır ya. Ona diye. Bir deniyorsun böyle bir tane abim. Allah belanı versin diyor. Tövbe tövbe. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Hey Allah'ım ya. Allah belanı versin. Allah belanı versin. İyi ya, ya iyi ki o, evin... Garaj kapısına bakarsanız yol rampa aşağı. O panikte siz bırakın el frenini, arabayı sola döndür... Bütün evin içine girdi zaten. ...dürmek bile güç. Abimiz en doğrusunu yapmış. Tabii soğukkanlı olsa kazasız belasız durdurabilirdi. Ayrıca sürücü gayet iyi. Fark ettiyseniz garajındayken emniyet kemerini takıyor. Şey vardı ya bir ara metrobüs kazası mıydı? Çıktı birileri dedi ölü var bilmem ne var herkes kan döküyor kan ağlıyor falan. Bir tane kız mı öyle bir haber yapmıştı? Bin yaralı var. İstanbul Sultan Gazi'de oluyor. İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Videoyu tekrar izlediğimde otobüsün geldiği yöndeki yaya ışığı kırmızı yanıyor. Otobüsün yeşil ışıkta geçtiğini gösterebilir. Ama bazı durumlarda geçerli değil. Ya bunun olayı çıktı mı ortaya ya? Bu niye yol vermiyormuş? Ya bunun bir açıklaması zaten olamaz da bu öğrenildi mi bu? Haber oldu mu hiç biliyor musunuz? Ne yaptığını görüyor musunuz? Bak terbiyesiz. Terbiyesiz. Bildiğin önüme kırıyor bak. Sağa geçiyorum. Sağa geçiyor. Sola geçiyorum. Bunu izlemiştik hatta dedik bir ceza yemiş galiba ehliyeti alınmamış. Sonra bir şey herkes götünden bir şeyler attı ama. Bildiğin önüme kırıyor bak. Ha dur bakayım. Kaynağın birinde para cezası kesildiği söyleniyor. Heh. Caydırıcı cezalar olmazsa sonuç olarak bunlar gerçekleşebilir. Doğru. Umarız bu görüntüleri bir daha paylaşmayız.
Tövbe yarabbim, nasıl bir efekt. Adamın bacakları koptu orada, çatıya ses koymuş. Allah'ım beni affet ne olur, gülüyorum, başıma gelmesin böyle şeyler. Çok dikkat ettiğim şeyler bunlar, ne olur Allah'ım ya. Çıt etti ya. Dayı sen niye burada kapını açıyorsun? Yeter yeter. Yeter şerefsiz. Yolda scooter kazasına denk geldik. Scooter kullanırken trafik kurallarına uyunuz. Kask ve eldiven takmayı unutmayın. Scooter tek kişi kullanın. Elektrikli scooter yönetmeliğinde şunlar yazıyor. Ha iyi dinleyin bak, martılara onlara bunlara binip amına koyayım. Ekstrem sporcu gibi her yerden inip çıkan atlayan tipler var ha. Araçlar yaya yollarında kullanılamayacak. Scooterlar bisiklet yolu veya şeridinin olduğu yerlerde taşıt yolundan sürülemeyecek. Bu araçla ne, uçacak mı sınırı amına? 50 kilometre ve üzeri olan karayollarında da kullanılamayacak. Kaç para? Ayakkabısı da çıktı garibimin. Rize'de sahipsiz köpeklerden kaçarken yola atlayan üniversite öğrencisi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Köpeklerden kaçmaya başlayan öğrenci yola atladı. Ya bu seslendirme ne Johnny? Üniversite öğrencisi bu sırada seyir halindeki otomobil sürücüsünün dikkati sayesinde kazadan son anda kurtuldu. Köpekleri kovalayarak Nuri'yi otomobile alan araçtakiler öğrenciyi kaldığı yurda bıraktı. Nuri için buradan bir yakın abi. Nuri kurtulmuş. Korkutucu bu arada ya. Bu bayağı gündem olmuş demek. Nuri Ahmet efendim abi, senlikli kardeşim. Aa devam var, dur. Sakin. Hiçbir şey yok, sakin. Emniyet kemeri takılıydı. Bir tanıdık geldi lan. Sürüklenmişiz 1955 metre. Emniyet kemeri takılı olmasa ölüyordum. Lan bu dağda mahsur kalan çocuk değil mi ya? Değil mi? Ona çok benziyor lan. Bir sürüklenmişiz 1955 metre. Emniyet kemeri takılı olmasa ölüyordum. Valla o ya. İçeride başka kimse var mı? Yok, hayır içeride başka kimse yok. Yok abi ben çekim yapmaya girdim, çıkıyorum. Yaralı yok ama şu an bu yolu ters çevrildi. Ben çarpmayacağım. Ya içeride kimse var mı? Peki biz yolda birilerine çarptık mı hiç? Bu beyaz var ya, beyaz. Evet. Ona mı çarptık? Öyle bir kaza yaptık ki yani araba takla attı, böyle sürüklendik. Parçalar bunlar. Bak kafamı vurdum. Emniyet bana laf söylüyor. Ha bir ara kavga etmiştik ya. Kavga ben etmedim de o biraz sinirlenmişti kardeşim benim. Kemeri çok önemli çünkü hiçbir yere kıpırdamadık. Yani sıkıntı yok. Allah'a şükürler olsun yaşıyoruz. Kafam kanamış gibi de. Bir yerim kanıyor ama neden bilmiyorum arkadaşlar. Arabanın bütün parçaları şu an. Kaza geçirenin açıklaması. Arkadaşlar bugün Antalya Kundu yolu istikametinde başımıza korkunç bir kaza geldi. Arkamızdan gelen motorcu kaza görüntülerini an ve an kaydetti ve şans eseri ben de içeride kendi kameramı test ediyordum. Bir anda böyle trafik kazası geçirdik. Tüm sevenlerime geçmiş olsun mesajları atan herkese çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun kardeşim. Ediyorum. Allah kurtarmış bu arada içindeyse. Umarım kimsenin başına böyle bir kaza gelmez. Vay be. Bu şekilde şu abiye bir bakalım. Abiye çarpmışız karşı şeritten geçerken. Selamünaleyküm abi. Ya manyak mısın? Sende bir şey var mı?
Ya bir de öyle bir hızlı geçtiniz ki tişörtüm çıkmış. Onu almaya gittim. Kenen kanıyor gibi. Harbiden yandan yemişler lan. Karşı şeride geçip araca çarpmış. Ambulans falan aradın mı abi? Sana biz yandan mı girdik abi? Yok ya, yandan değil. Arkadan vurdunuz da sol hasar aldım. Diğer şeritten tam buraya geldi. Ben yolumdan gidiyorum, adam üstüme çıktı. Yok yok, doğrudur. Sana mı o zaman geldi buradan buraya geçti? Oğlum ben anlamadım bu.